İyi akşamlar. Sosyoloji ve Metodoloji Araştırma Merkezi'nin metodoloji konferansları serisinin 2021 bahar dönemi ilkine hoş geldiniz. Hocalarım müsaade ederse bugün onları tanıtmadan önce bugünün merkezimiz için özel bir önemi de var aslında. Merkez ilk defa 1936'da üniversite, pardon, 1933 yılında hukuk fakültesi bünyesinde kuruluyor. 1936'da İktisat Fakültesi kurulunca aynı adla buraya taşınıyor. 1949'da ismi İçtimaiyat Enstitüsü olarak değiştirildiyse de Sosyoloji Konferansları dergisi İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsü adıyla yayınlanıyor. Daha sonra bünyesinden birkaç tane enstitü çıkıyor. Bunlardan biri de Sosyoloji Enstitüsü. 1981 yılında yapılan son değişiklikte de İktisat Fakültesi ve Metodoloji Sosyoloji Araştırmaları Merkezi haline geliyor. Bugünün önemiyle ilgili söylemek istediğim şey ise metodoloji ve sosyoloji konferansları 1961 yılında güz ve bahar döneminde başlıyor ilk defa. 1961 yılında bahar döneminin İlk toplantısı 30 Mart günü. Tam 60 yıl sonra yine bir bahar döneminde Feridun Yılmaz Hocam ve Lütfü Sunar Hocam'la metodoloji ve sosyoloji konferansları serisinin ilkini başlatmış oluyoruz. Bugünün hatta 30 Mart'a biraz da aslında denk getirmekte istedik ilk toplantımızı. Bu bağlamda hocalarıma teşekkür ediyorum. Toplantının ve konferanslar serisinin ortaya çıkmasında emeği geçen fakültemiz dekanı Sayın Yorgun Veysel Bozkurt Hoca'ya emekleriyle çok büyük katkıda bulunan Özcan Garan ve Alper Karaağaç'a teşekkür ederek başlamak istiyorum. Şimdi de konuklarımıza doğru geçebiliriz yavaş yavaş. Bu akşamki konuğumuz Feridun Yılmaz Hoca ve aynı zamanda moderatör olarak ben de birlikte. Feridun Yılmaz Hocam Profesör Doktor Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı aynı zamanda kendileri. İktisat düşüncesi, iktisat felsefe ilişkisi gibi farklı alanlarda, önemli alanlarda çok çok önemli çalışmaları var hocamızın. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz bu akşam nezaket gösterip katıldıkları için. Lütfü Sunar hocamız da hem nitel hem nicel saha çalışmalarının yanı sıra klasik sosyolojik kuramları, Batı düşüncesi ve Doğu düşüncesi konularında da oldukça yetkin bir isim. Kendisine de teşekkür ediyorum ve sohbetimize yavaş yavaş başlayalım. Ben kısa bir giriş yapabilirim hocam belki bir soruyla isterseniz. Eyvallah. Kendi tecrübemde geriye dönüp düşündüğümde doktorayı oldukça ABD'de katı biçimde pozitivist olan bir üniversitede yaptım. Yöntem dersi olarak 2 dönem istatistik dersi aldık yoğun biçimde. Ve onun dışında herhangi bir yöntem veya yoğun felsefe, özellikle bilim felsefesi bir okuması bile söz konusu olmadı. Sonraki yıllarda kendi okumalarım üzerinden dönüp baktığımda, ben ne kadar pozitivist bir formasyondan geçmişim gibi anca anlamlandırabildim. Bu bağlamda özellikle saha çalışmaları veya sosyal bilimlerin genelinde yoğun biçimde saha çalışmaları yapılıyor. Bu özellikle iktisat gibi alanlarda sosyolojinin belli bir kesiminde, siyaset biliminin davranışçı kısmında oldukça da nicel. Ama bilim felsefesi veya felsefeyle aramızda ciddi bir kopukluk da söz konusu. Bu bağlamda bilim felsefesi yöntem ilişkisi nedir? Felsefesiz, bilim felsefesinden kopuk bir yöntem mümkün müdür? Bu soruyla başlayabilirsek hocam. Teşekkürler. Evet. Yani öncelikle teşekkür ediyorum bu davet için. İstanbul Üniversitesi'nin
Bende tuhaf bir şey vardır. Yani İstanbul Üniversitesi'nde okumadım ama nedense İstanbul Üniversitesi İstanbul Üniversitesi'dir. Az buçuk her bir akademisyende de benzer bir haleti ruhiye muhtemelen vardır. Özel bir muhabbetim vardır İstanbul Üniversitesi'ne. O yüzden bu davetten de onur duyduğumu söylemeliyim. En nihayet Türk modernleşmesi, o Türk modernleşmesine maruz kalmış bireyler olarak, bu memleketin insanları olarak başımıza gelen şeye yönelik düşünmeye giriştiğimizde o düşünme adımlarımız bizi çoğunlukla İstanbul Üniversitesi'nin macerasıyla da bir yerlerde buluştururlar. İşte Fındıkoğlu burada anılacak olan rahmetlilerin isimleri de dahil olmak üzere söz konusu modernleşme hikayemizin bir parçası olduğumuz modernleşme hikayesinin ön versiyonları ve onun ele alınış biçimleri dediğim gibi bizi İstanbul Üniversitesi ile buluşturur. İstanbul'a olan özel düşkünlüğümün de İstanbul Üniversitesi ile de bir ilintisi var. O yüzden hakikaten teşekkür ediyorum bu davet için. Madem Yunus Hoca kendi şeyiyle başladı, bir tür tecrübesiyle, ben de bilim felsefesi uğraş alanım itibariyle hani iktisat felsefesi diyebileceğimiz bir üst başlık etrafında akademik faaliyetlerimin önemli bir kısmını oradan yürüttüm, oradan yürütüyorum diyebiliriz ki iktisat felsefesinin bir üst başlık olarak kullanılabilmesi bile oldukça yakın tarihlidir iktisat içerisinde. Yani hepi topu 90'lı yılların ikinci yarısından, 1990'lı yıllar, 1890'lı yıllar değil, 1990'lı yılların ikinci yarısından itibaren yavaş yavaş kavram meşrulaşmaya başlamıştır. Ondan önce işte 1970'lere kadar Ömer Demir Hoca'nın ismini de gördüm buralarda, yöntem konusunda, iktisatta yöntem konusunda. Hocaya sözü bırakmak iyidir ama iktisatta yöntem, iktisat metodolojisi olarak kavramın kullanımının 1970'li yıllardan itibaren yaygınlaştığını biliyoruz ama felsefe kavramını kullanamamıştır iktisatçılar uzun süre. Ana akım iktisat içerisinde de kullanamamışlardır. Heterodoks iktisat okulları bir miktar kullanmaya yatkın olsalar da onlar da yine de felsefe yerine metodoloji kavramını yeğlemişlerdir. İktisat metodolojisi adı altında bir tür iktisat felsefesi ve onu da bir üst başlığa koyacaksak bir tür bilim felsefesi denemeleri yapılmaktadır. Fakat felsefe kavramının kendisinin daha 17. yüzyıldan başlayan, bağrından doğa bilimlerini çıkaran, peşinden 18. yüzyıl son çeyreği ama daha çok da 19. yüzyılda sosyal bilimleri de peşi sıra çıkaran uzun hikayesinin içerisinde sosyal bilimlerin kendi tarihsel kavşağında bu kendilerinin disiplinler sınırlarını inşa etme gayreti esnasında felsefeyle aralarına özellikle iktisat için bu çok daha belirleyicidir. Mesafe koyma gereğinden kaynaklanan bir hikayedir. Ona yine konuşmanın bir yerlerinde değiniriz. Ama sonuç itibariyle akademik kariyerin önemli bir kısmında düşünce tarihi, politik ekonomi, daha özellikle kurumsal iktisatla alakalı, orijinal kurumsal iktisat, Veblen geleneğiyle alakalı bir uğraşmışlığım var. Bütün o uğraşların bir üst başlık olarak iktisat felsefesi olarak adlandırılmasına daha sıcak bakıyor olmama rağmen spesifik olarak iktisattaki literatür felsefe kavramıyla yeniden buluşmayı ancak 90'lı yılların ikinci yarısında şey yapmıştır, kabullenebilmiştir. Şimdilerde gayet meşru bir alt disiplin alanı olarak karşımıza çıkar ve bu kabullenme nin işte iktisatçılara nihayet bağrından çıktıkları felsefenin önemini fark ettiler. O yüzden yeniden onunla buluşma gereği duyuyorlar şeklinde yorumlayabilirsiniz ama ben pek o kanaatte değilim. Tam aksine o felsefenin uzun hikayesi içerisindeki kendi iç macerası, yol alışıyla alakalı olduğu kanaatindeyim. Her neyse, bilim felsefesi etrafında kendi önce kişisel hikayemden çok kısa söz edeyim dedim ya, bilim felsefesi etrafındaki uğraşım istihdam edildiğim alan iktisat bölümü olduğu için ve orada da iktisat felsefesi çalışıyor olduğum için, düşünce tarihi çalışıyor olduğum için, bir takım heterodoks iktisat okullarına daha özel ilgim olduğu için, başta kurumsal iktisatçılar, onun getirdiği bir şeydir. Bir akademik ilgi, profesyonel bir ilgi olarak öncelikle
oradan kaynaklanmıştı. İkincisi ise daha varoluşsal boyutu olan bir şey. En nihayet bir akademik disiplin altında faaliyetimizi yürütüyor olsak bile insanlarız ve bir tarih kesitine doğduk ve o kesit içerisinde insan dışı canlılarla bizi ayıran en önemli özelliğimiz öleceğini bilenlerden olmamız, hayvanlardan ve nebatattan farklı olarak öleceğimizi biliyoruz. Dolayısıyla bu zaman kesiti içerisinde başımıza ne gelmiştir sorusu kaçınılmaz olarak insanı bir tür felsefi arayışa götürür. O felsefi arayışın ön adımları akademik ilginizle de birleşir. İşte bilim felsefesi üzerinden yola çıkarsınız. Geriye doğru hikaye gider. Benimki de böyle. Yani bilim felsefesi özelde iktisatta yöntem, iktisat felsefesi tartışmalarına olan yakınlığı bir miktar bu ikili olan ilgimin yer yer kesişen, yer yer ayrışan ilişkisiyle alakalıdır. Daha pür felsefi olana yönelik gayret Amerikan tarzı bir akademik endüstri içerisinde herhangi bir disipline müntesipseniz felsefe dışında ve benim işte o bir varoluşsal dertle peşine düştüğünüz sorular dediğim soruları soracak bir lüksünüz olmaz malum. Yani sizde ne ona fırsat bırakırlar ne takat bırakırlar ne de imkan verirler. Ama Türkiye'de, Avrupa'da da yer yer hızla Amerikanlaşıyor olsa bile mevcut akademik endüstri yine de hala bir tür bizim kendi akademik endüstrimiz kendi disiplinimize yaptığımız katkıların ötesinde sanki daha esaslı bir arayışa yönelik de el yordamıyla ya da bazen daha doğrudan şeyler gayretlere izin veren bir yöne sahip gibi geliyor bana. Yeterince endüstrileşmemesiyle alakalı buluyorum ben bunu. Bizi özgür bırakmak için yapmıyor ama endüstrinin dişlileri daha sert ve hızlı çalışmaya başlarsa muhtemelen buna takat kalmayacaktır kimse de. Yani şimdilik o şeyde bir tür sistemin işleyişine birebir oturmamış görece aksaklığı daha fazla olan yapı enteresan bir biçimde daha entelektüel çabalar için böyle bir imkan sunuyor. En azından ben kendimi böyle bir imkanın civarında, çeperinde filan dolandığımı hissettiğim zamanlarım oldu. Şimdi şeye gelirsek, sorunun kendisine gelirsek bu standart bir yargı olarak malum sosyal bilimlerin felsefeden yararlanması gerektiğine ilişkin bir yargıdan söz ettiğimizde buna genelde pek itiraz gelmez. Elbette denir. Bu bundan daha doğal bir şey olamaz. Bu yapa geldiğimiz sosyal bilim çabasına derinlik katar. O derinliğe bağlı olarak da özellikle yapa geldiğimiz bilimsel faaliyetin niteliğini bilme bilgisi anlamında bilim felsefesi çabası ve o nitelik bilgisi üzerinden de kullanacağımız araçlar yani yöntemler yöntemleri daha layıkıyla, daha tutarlı, daha derli toplu bir biçimde kullanma imkanı bize sunacaktır diye genel geçer bir yargıya sahibizdir. Ve bu genel geçer yargı doğru da bir yargıdır, şey değildir. Hani yargının kendisinde bir eksiklik yok. Ama ben bugün bir miktar daha bilim felsefesi ve sosyal bilimler, bilim felsefesi yöntem ilişkisinin o şeyle alakalı, felsefi düşünce içerisindeki bilim felsefesinin konumuyla alakalı kısmına dair biraz konuşma niyetindeyim. Kabaca felsefeden bilimlerin bir biçimde ayrılarak, onun içinden sıçrayarak günümüze doğru gelen seyrinde felsefeyle olan ilişkileri, o ilişkilerinin özellikle 20. yüzyılda, 19. yüzyıl son çeyreğinde göstermeye başlar kendini ama özellikle 20. yüzyılda adına münhasıran bilim felsefesi dediğimiz bir çaba olarak somutlaşması ya da disiplinleşmesi hikayesi üzerinde durmak istiyorum. O hikaye üzerinde durabilmenin yolu o tarihsel arka plana bakmaktan çünkü geçiyor. Bu arada tabii araya girip iki tane moderatör var ikiye karşı tek vaziyette. Sorabilirsiniz tabii her zaman sorun yok bir şey olarak monolog olarak gitmesini istemiyorsanız.
Hocam Şimdi Yunus Hoca öyle bir soru sordu ki zaten. Tek soru 5 saat evet. şeydi. Yok. Aynen Soru yani. hakikaten öyle. Soru öyle Ben de de. onu düşünüyordum. Yani biz nerede gireceğiz? Şeye, bu soru öyle gider yani. Kim bize Bünyamin hocamı ne laf atmış, demiş ki bu adamlar çok konuşurlar. Şimdi bu akşam maç da var. Maça yetişir mi acaba diye. Maça yetiştiririz. O kadar uzun konuşmayız. Maç kaçta bu arada? Esas programımız ne kadar hocam? Onu söylemeyi ihmal ettim. Program Bu 3 soru. saat hocam işte. Efendim? 3 saat. 3 saat olur mu hocam? Ne yaptın? 1,5 saatte bitirmiyor Bilim muyuz? felsefesi hocam. Bilim felsefesi uzun işte. Bilim felsefesi ona bakarsa hocam 3 haftadır sürer. Bak burada bilim felsefesinde üstad hocalar var. Biz şey yapmayalım yine de. Şeyimizi aşmayalım. Programımızı sabaha kadar diye takılmıştım ama programımız 1,5 saat. Eyvallah. Sonuna doğru soruları da alacağız dinleyicilerden. Dinleyicilerimiz de sorularını sormak istediklerinde chat kısmından yazabilirler. Onları uygun bir vakitte sonuna doğru. Ümit Hocam maçın ikinci kısmını yetiştirebileceğiz. İkinci yarısına sizi. Sanırım 20-45 mi yoksa 21-45 mi tam bilmiyorum ama. Muhtemelen 21.45'tir hocam. Yetişiriz maça. Tamam. Yetiştiririz. Birçok yetişecek olanların. Evet. Hadi valla. Buyurun hocam. Hayır, tarihsel olarak çok sık rastladığımız bir şey değil. Hollandalılara 4 attık, Norveçlere 3 attık falan, iyi gidiyor böyle. Letonya'ya takılmayacağımızı umut edelim. Şimdi bilim felsefesinin kendisinin standart bir şeyi var. Hani böyle bir o bilim felsefesinin önce doğa bilimleri özelinde bir bilim felsefesi tartışması başlar. Malum bizzat bilimciler eliyle, hatta felsefecilerden ziyade enteresan bir biçimde bizzat icracı bilimciler eliyle bilim felsefesinin yol aldığını biliriz. Sonra bu sosyal bilimciler de o doğa bilimcilerinin katkılarını alırlar, kendi mecralarına taşıma gayreti gösterirler. Ağırlıklı ilgimiz doğal olarak sosyal bilimlerde faaliyet gösterdiğimiz için sosyal bilim kısmına yönelik olsa da en nihayet o terminoloji üzerinden bu ilgiyi geliştirebiliyoruz. Şimdi bilimlerin malum kabaca bu şeyden doğa bilimlerinden felsefeden bilimlerin hani yaklaşık olarak 17. yüzyıl civarında bir tür kendilerine mecra bulmaya başladıklarını, tabiri caizse felsefenin bağrından çıktıklarını hep biliyoruz. İlkin sadece bilim deniyor tabii yapa geldikleri faaliyete. O uzun uzun o hikaye üzerinde durmayacağım. Daha çok bilim felsefesinin ortaya çıkışını bir tarzda gerekçelendirmeye çalışacağım ben. O gerekçelendirmede şunu da akılda tutmak gerekiyor. Karşımıza çıkacak zaten güzergahta. Felsefe dediğimizde kavramı kendisinin de Batı düşüncesinde anlaşılma tarzlarında kökten bir farklılığın olduğunu biliyoruz. Kabaca başka türlü tasnifler de yapabilirsiniz ama en görünür ve bence de en makul tasniflerden bir tanesi analitik gelenek, yani analitik felsefe, Anglo-Sakson felsefe ile kıta Avrupası felsefesi arasındaki temelli ayrımdır. Bu öylesine bir ayrımdır ki her iki taraf da felsefe diye bir kavram kullanır. O felsefenin temel disiplinlerini sıralamaya başlar. Ontoloji, epistemoloji, metodoloji diye sıralar. Fakat iki tarafın ontoloji dediği şey tanım itibariyle de sanki aynı gibi durur. İşte varlık bilimi der biri, öbürü de varlık bilimi der. Lakin ortaya çıkan düşünce metinlerine baktığınız zaman birbirleriyle neredeyse iletişim kuramayacak denli, birbirlerini işitmeyecek denli iki farklı diskuru yürüdüğünü görürüz. Bu aslında bilim felsefesinin 20. yüzyıldaki ortaya çıkışına ilişkin söylemeye çalışacağım hikayeyi de besleyecek olan bir ayrım ve o bilim felsefesinin kendi iç mecrasında daha analitik düşüncenin hakimiyetine doğru enteresan bir evrilme tarzı var. 1990'lı yıllar sonrası bunu da adlandırabilmek için bu ayrımı önce bir kenara koyarak yola çıkmak icap ediyor. Evet, bu ayrımın kesişim noktasında ortak olarak müracaat ettikleri isimler vardır. Yani İngiltere'de bir sürü Hegelci bugün bulursunuz. Kant zaten çok daha bir kavşak noktasında olan bir isimdir.
Fakat analitik düşüncenin bir felsefecisinin Kant'ı ile diyelim ki Martin Heidegger'in Kant'ı arasında şey yoktur, iletişim yoktur. Söylem itibariyle birbirlerini duyabilecekleri bir şey yoktur. Ya da daha sert bir gösterge olarak Amerikan felsefe departmanlarını düşünün. Sayısını bilmiyorum ama bayağı vardır, bin küsur vardır herhalde. Amerikan felsefe bölümlerinde bizim işte felsefeci deyince hemen peşinen aklımıza gelen işte Nietzsche'sinden Heidegger'ine kadar yakın dönemi, daha modern bize yakın dönemi söyleyelim. Bu isimleri sayarız, işte Fransızları ekleriz, Derrida'ları filan, daha kamusal niteliği de olan, popüler yönleri olan adamları. Ve Amerikan felsefe bölümlerinde bu adamları çalışmanın meşruiyeti son derece sıkıntılıdır. Yani herhalde iki elin parmaklarını filan geçmeyecektir. Bu adamların düşüncesi etrafında öbekleşmiş felsefecilerin toplandığı felsefe bölümleri. İktisattaki heterodoks iktisat okullarına benzer bunlar biraz. Yani entelektüel açıdan kayda değer bir şeyler söyler gibidirler. Ama bütün içerisinde, toplam içerisindeki paylarına baktığımızda son derece küçüktürler. Kayda değer bir şey söyler gibidirler. Ama o diyelim ki oraya bakanlara söylemektedir. Standart bir Amerikalı felsefeci için Nietzsche dediğimiz adam yarı psikopat bir adamdır en fazla. Martin Heidegger zaten muğlak şeylerden söz eden Nazi hayranı, işe yaramaz, karanlık bir adamdır filan. Daha onu şehirleştiren Gadamer'e bile bakma gereği duymazlar. Neredeyse adamın ne dediğini işitmezler bile. En azından Gadamer terminoloji olarak tırnak içinde analitik felsefeci biraz dikkat kesildiğinde gene de biraz daha fazla işleyebileceği bir adamdır ama mesela orada da o iletişimi neredeyse hiç görmeyiz. O tarihsel kendi hikayelerindeki yarılmanın sosyal bilimler ve bilim felsefesinde tezahürleri de mevcut. Şimdi bilimler ilkin işte doğa bilimleri olarak ortaya çıktıktan sonra bir tür felsefeye ihtiyaç duymuyorlar. İşte doğadaki düzenliklerin akıl marifetiyle açıklanabileceği yönündeki yolculukları başlıyor. O yolculuğun 18. yüzyılında aydınlanma yüzyılı olarak bildiğimiz o şeyde sosyal bilimler uç vermeye başlıyor. Ya da aydınlanmayı ben biraz şöyle yorumlamaktan yarayım. Sosyal bilimlerle ilişkisi anlamında sonradan kurumsallaşacak olan sosyal bilimlerin tabiri caizse toplumsal meşruiyeti ya da düşünsel meşruiyetinin zemin bulduğu bir yüzyıl gibi gelir. Aydınlanmayı başka türlü bir sürü tartışırız da hasaten toplumun gidişatı yönünde politik, toplumsal, iktisadi, henüz iktisadi olanın somut olarak kendini göstermesi 18. yüzyıl son çeyreğini bekleyecektir ama yine de o merkantilizmin son dönemlerinde iktisat ayağında yavaş yavaş kendiliğinden işleyen bir iktisadi dünya somutlaşmaya başlamıştır şeylerde, zihinlerde. Ve işte o doğa bilimlerinin meşruiyet problemi zaten başlamıştan itibaren pek olmamıştır. Giderek başarıları işte teknolojik atılımlar vesairelerle yürürken toplumsal hiyerarşide de bırakın meşruiyet problemini doğa bilimciler malum hemen prestijli bir yer edinirler. Hatta oldukça yukarıda bir yer edinirler. Felsefeyle ilişkide de ortaya çıkmış olan bu doğa biliminin bilim olmak kriterleri etrafında henüz aman aman bir şey ihtiyacı olduğunu da görmeyiz. Çünkü yola koyulmanın ilk coşkulu dönemidir tabiri caizse. 18. yüzyılda dediğim gibi sosyal bilimler içinde bir vasat ya da bir zemin yavaş yavaş aydınlanma sayesinde oluşur ve 18. yüzyıl son çeyreği işte sanayi devrimi, onun getirdiği büyük büyük alt üst oluş, dönüşüm, radikal dönüşüm zaten kaçınılmaz olarak bu iktisadi olanın, ekonominin artık dokunulabilir, görmezden gelemeyeceğiniz denli belirgin hale gelmesi ile bizi karşı karşıya bırakır. Ona bağlı olarak o ekonominin üretilmesinin bir tür şeyi, sosyolojiyi onun bir dışsallığı olarak yorumlamıyorum tabii. Burada bir sürü sosyolog var, şey anlamasınlar ama o şey modern toplumun artık uç vermeye başlaması
kökeninde işte ta geriye doğru giden felsefi uğraşın, o zihniyet dönüşümünün içten içe payı çoktur ama somut anlamıyla kalabalıkları artık görmeye başlarız. İşte keza siyaset bilimi filan 19. yüzyıl boyunca iktisat, politik ekonomi, sosyoloji kendi sınırlarını belirginleştirme gayretiyle karşımıza çıkarlar. Sınırlarını belirginleştirirken bir sosyal bilimler olarak komşular arası sınır belirginleştirme faaliyeti bir yandan vardır. Fakat bir yandan da 100 küsür yıl önceden başlamış olan doğa biliminin bilim olma vasfının sosyal bilim içinde geçerli olup olmayacağı tartışmasını için için yürütmeye başlarlar. Doğa bilimcileri biliyorsunuz başlangıçta pek de dikkate almazlar şeyi uzun süre. Hala bile bu yargı şeyde mevcuttur malum. Fakat sosyal bilimciler bir yandan komşular olarak iktisat kendini inceleme nesnesi olarak nereyi seçecek? İşte Market'ı seçecek. Onun dışında kalan insan ilişkileri sosyolojiye kalacak. İktidar ilişkileri çözümleme işi siyaset biliminde olacak filan diye bu iç bölüşme hikayesi sürerken ne kadar bilim olunup olunmadığı meselesi bir tür bilim felsefesi tartışması olarak kendini göstermeye başlar. İlgili yüzyıl 19. yüzyıl sosyal bilimlerin kurumsal yapılarının şekillenmeye başladığı yüzyıl olduğu gibi bir adlandırmada epistemoloji yüzyılı olarak da adlandırılır biliyorsunuz. Yani 18'e aydınlanma yüzyılı diyoruz. O daha yaygın bir kabulü olan bir adlandırmadır da. 19. yüzyıla da epistemoloji yüzyılı denir. Ne de olsa disiplinler şekillenmeye başlamıştır ve bunların bilme biçimleri üzerine. Bunun ontolojisine ilişkin henüz net bir tartışma yoktur, gerek yoktur. Ama bilme tarzlarına yönelik olarak kendi nesnelerini de belirginleştirme gayretine bağlı olarak epistemoloji yüzyılı olarak adlandırılır ve tam da o adlandırmaya uygun bir biçimde 19. yüzyılın son çeyreğinde felsefi olarak romantizmden Alman düşüncesinin kendi içerisindeki moderniteye itiraz biçimlerinden filan çokça beslenir. Ama en nihayet işte Diltay eliyle bir şeyin doğa bilimlerinin dışındaki bu sosyal bilimlerin ki onlar tim bilimleri diyorlar ilkin malum. Oradaki geçişlilik de tuhaftır. John Stuart Mill'in kavramı kullanma biçimini Mill Almanca'dan alıyor. Mill'den Almanca'ya başka türlü aktarılıyor filan. Ve işte Diltay gayet yine epistemolojik bir disiplinle şeyin peşindedir. Doğa bilimleri elbette Alman düşüncesinin o iç gerilimi, modern olanı dönüştürür ve içselleştirirken yaşadığı iç gerilimi, Almanların böyle bir her zaman damarı var ya, Batı düşüncesine sanki böyle dışarıdan müdahil olmuş bir barbarik tarafları var. Ama aynı zamanda onunla yoğrularak onu dönüştüren de bir tarafları var. Onun bir parçası olarak onu dönüştüren bir tarafları var. Neyse o uzun bir spekülasyon. Ama Diltay'daki gayretin gayet sonra adlandırılacak olan bilim felsefesine özgü bir gayret olduğunu, ondan sonra adlandırılacak olan bilim felsefesine özgü bir gayret olduğunu biliyoruz. Doğa bilimleriyle sosyal bilimlerin yöntemi konusunda kendisine kadar gelen tartışmalarda kendince bir sınır belirleme ya da yöntem alanı belirleme gayreti gösteriyor. O zamana kadar henüz yeni şekillenmekte olan sosyal bilimler komşularıyla sınır belirleme gayretinin yanında bilim olmanın gayretini de gösterdiklerinde çoğunlukla doğa bilimini taklitten yola çıkıyorlar. Doğa biliminin yöntemini taklitten yola çıkıyorlar. İşte Diltay'a gelindiğinde tim bilimleriyle doğa bilimleri ayrımı malum bildiğiniz üzere yapıyor ve tim bilimlerinin yönteminin doğa bilimlerinin yönteminden farklı olması gerektiğini çünkü insan ve insanlar arası ilişkiyle ilgilendiğini söylüyor. O geçmişi biraz daha geriye giden bir tür onların hani tabir doğru olmayacak ama tefsir geleneğine, Hristiyan tefsir geleneğine doğru inen bir hermenötik çabaları var malum. Yani bir metnin anlaşılması üzerinden yürüyen bir tartışmalar var. Onu insanlar hayvanat ve nebatat yani kendileri dışında kalan canlılar ve cansızlar aleminden
dil sahibi varlıklar olarak ayrılırlar. Diltay'da henüz bu dile yönelik vurgu o kadar güçlü değildir yalnız. Onu belirteyim. Sonra o şey olacaktır. Radikalleşecektir kendi çizgisinde. Ama nihayet o çizgi insanların dil sahibi varlıklar olduğunu ve dilin insanlar arası basitçe bir iletişimi gerçekleştirdikleri bir araçtan ibaret olmadığını, bir anlam içerdiğini, dolayısıyla bir anlam evreni, 20. yüzyılda daha yaygın işitmeye başlayacağımız bir insanlar arası bir Lebenswelt'in, bir hayat dünyasının var olduğunu söyleyerek o hayat dünyası etrafındaki şekillenme halleri olarak, adına sosyoloji, iktisat ne diyeceksek, en niceliklerle uğraşan iktisat bu arada. O yüzden bu fikre en uzak olanı da iktisat olacaktır. Sosyoloji hemen 20. yüzyılda hemhal olmaya başlayacaktır şeyler. Siyaset bilimi, siyaset felsefesi geleneği üzerinden çabuk iletişim kuracaktır oradaki çapayla. İktisat ise zaten pür niceliklerle uğraşıyor olduğu için doğası gereği söz konusu fikre hep soğuk kalacaktır. Bugün bile hala çok soğuktur. Bir takım heterodoks geleneklerin alt varyantlarında filan böyle rastlarız sadece. Oraya, o bilim felsefesinin o alanına yönelik tartışmaları sadece oralarda rastlarız. Ama sosyolojinin pekala özel bir teorik çabasının içerisinde ilgili bilim felsefesi tartışmasının sosyolojinin teorik çabasına katkı yaptığını rastlarız. Mesela özel akımlardan biri haline hatta gelmiş olur. Neyse, o kavşak önemli bir kavşaktır. O kavşakta Diltay'ın metninden bilirsiniz. Bir tür Kant'ın yaptığını yapmak istediğini söyler. Kant da kritik bir adamdır. Malum ortaya çıkmış olan bu bilimlerin şu açıdan hakikaten çok enteresan, önemli bir adamdır. Köşe taşı mesabesindeki bu düşünürlerinde böyle bir düşünür olma becerileri var işte. Bilimin kendisinin muhtemel yayılım biçimini tabiri caizse tam kavşaktayken fark edip ona yönelik olarak tabiri caizse bilimin bilme nesnesi ve sınırlarına yönelik olarak ben en azından öyle yorumlarım. Kant bir tür sınır çizme gayreti gösteriyor. Pratik akla ayrı bir yer o yüzden ayırmaya çalışıyor. Estetik alana da yine bir yer ayırmaya çalışıyor. Diltay da bir tür Kant'ı takliden ama bu sefer sosyal bilimlerin meşru yönteminin doğa bilimlerinden farklı ama aynı zamanda bilimsel olduğunu kabul etmemizi gerektirecek bir öneriyle karşımıza çıkıyor. Şimdi doğa bilimleriyle sosyal bilimler arasındaki bu ayrışma gayreti bir yandan felsefi bir çaba olarak karşımıza çıkarken bunun şeyde çok büyük karşılığının olduğunu söyleyemeyiz. Amerikan dünyasında hiç karşılığı yok o dönemde. Daha çok Almanca dünya, İngiliz akademik dünyasında pek bir karşılığı olmuyor. Bir takım tarihselciler falan çıkıyor orada ama ana yapıyı etkileyecek bir karşılığı asla olmuyor. Felsefenin kendi hikayesine dönersek ise işte bu epistemoloji yüzyılı bilimlerin başarısının 19. yüzyıl daha parlak sonuçlarla kendini gösterdiği bir yüzyıldır var. İşte sanayi devrimi olmuş. O sanayi devrimi çok yüksek refahla insanları tanıştırmış. Toplumsal yapı çok sert bir biçimde dönüşmüş durumda. Ve bilimlerin tırnak içerisindeki ilerlemesi sürat kazanarak devam ediyor. Bırakın bir meşruiyet problemi olmasını. 18. yüzyıldaki işte kilise babalarıyla aydınlanma etrafındaki kavgayı da büyük ölçüde sonlandırmış oluyorlar. Yeni tanrısız dünyalarında akıl marifetiyle şekillendirdiğimiz dünyamızda baş başa kalıyoruz. En nihayet baş başa kaldığımızı adam ilan ediyor değil mi? Nietzsche, Tanrı öldü, onu biz öldürdük diye en nihayet ilan ediyor. Şimdi bilimlerin bu denli başarısı, bilimler madem nesneler alemine ilişkin bir bilme biçimini ifade ediyor ve hem toplumsal yapıyı dönüştürücü sonuçları olan değişimlere imza atıyorlar, hem de bilme becerisi, bilimin kendi bilme becerisi, kullandığı yöntemle bilme becerisinde gözle görülür başarılar söz konusu olduğunda bir tür bilim felsefesinin işte 20. yüzyıldaki buraya konumlarım ben. Bir tür artık bu felsefi çabanın kendisine 2500 yıllık uzun mazisi olan
felsefi çabanın kendisine çok da ihtiyaç olmadığı şeyini, fikrinin yaygınlaşmasına sebep oluyor. En nihayet tamam bir mazisi var bu işin, kayda değer bir uzun bir mazi üstelik. Fakat felsefi çabanın kendisi bilim adamları tarafından kendilerinden önce sistemli bir yöntemi olmayan bir bilme çabası. Hani bir tür spekülatif bilme çabası. Yer yer ontolojik spekülasyonlar barındıran, yer yer gündelik hayatın tanzimine ilişkin ifadeler içeren, işte aklınıza gelebilecek yer yerde hakikaten bilimin şimdi kendisine inceleme alanı olarak seçtiği alanlar hakkında da bilgi üretme gayreti gösteren görece gevşek, yani hard science karşısında çok da dikkate alınması gerekmeyen ama 2500 yıllık da bir müktesebat olduğu için hürmeten sadece onca yıllık çabaya ve geleneğe hürmeten bir tür hürmet gösterilen ya da bir çaba olarak antika değeri. Efendim? Antika değeri var. Biraz evet bir tür antika değeri olan bir şey muamelesi yapmaya başlamışlardır. Bunu belki açıkça dillendirmeseler bile yapa geldikleri faaliyet buna yol açar. 20. yüzyıl başında birdenbire şeyin önermelerin nesnel şeyinin geçerliliği tartışmasının ya da bilim olma kriterinin tartışmasının çok merkezi bir tartışma olarak ve adına bilim felsefesi denen bir tartışma alanında karşımıza çıkmasını ben biraz buna yorarım. Tamam bu bizim standart felsefe tarihi anlatılarımıza uymuyor. Buradan itiraz edebilirsiniz. Buyurun edin konuşuruz da. Ama bilim felsefesinin kendisini pekala standart anlatı içerisinde evet bilimler epey şekillenip bir de dallanıp budaklanınca uzmanlaşmalara bağlı olarak her bir bilim kendisine bilme nesnesi ve yöntemi konusunda düşünme gereği duyduğunda bir tür bilim felsefesine ihtiyaç duyulmuştur diye standart yargı budur. Düşünebilirsiniz. Ben dediğim gibi o kanaatte değilim. Tarihsel bir yazgı olarak yürüdüğü kanaatindeyim. Bir tür felsefeye artık ihtiyaç yok. Ama bu antikalarımızdan da hemen vazgeçmenin de alemi yok. Çöpe atmanın alemi yok. Nihayet ta baştan itibaren bir çeşit aklın öncülüğünde bilme faaliyetinin uzun tarihsel yolculuğundan söz ediyoruz. Evet şimdi çok daha sistematik bir biçimde biz bunu gerçekleştiriyor olduğumuza göre artık bu şeyi felsefenin kendisini antika olarak hayatımızın içerisinde bir yer verelim. Vereceğimiz yerin kendisi de asıl bilmenin somut olarak icra olduğu yer artık bilimler olduğuna göre bu bilimlerin bilme faaliyetinin meşruiyeti, yöntemi üzerine düşünmüş olsun deniyor bir anlamda felsefeye. Bilim felsefesinin bir anda yaygınlaşmış olması benim kanaatime göre bununla alakalıdır ve 20. yüzyıl başında sert bir biçimde hangi önermeye bilimsel diyeceğiz, hangisine metafizik diyeceğiz tartışmasıyla başlayıverir ya pozitivizmin 20. yüzyıl çağdaş versiyonu. Bununla tartışmanın orada bu kadar ne diyelim sert bir biçimde yürüyor olmasını bir miktar ben bu tarihsel hikayeye bağlıyorum. Yoksa 19. yüzyıl boyunca zaten bilimler epey yol almış durumdalar ve böyle bir meşruiyet şeyde problemi de hissetmiyorlar. Ve oradan da bilim felsefesinin 20. yüzyıldaki seyri karşımıza çıkar. 20. yüzyıldaki hikayeyi biliyorsunuz uzun iç ayrıntılarıyla burada izah etmemin gereği yok. İşte malum mantıkçı pozitivistlerle hadi başlatmış olalım biraz daha önden de alabiliriz de. Viyana çevresi ve peşinden Popper'ın dahli yanlışlamacılık kavramını doğrulamacılığın karşısına yerleştirmesi bir yandan hem doğrulamacılığa göre gündelik hayatımızın diğer bir takım ifadelerini de sıradan insanlar olarak kullanabilmemize imkan tanıyan bir küçük nefes alanı açıyor. Ama bir yandan da yanlışlama kavramı marifetiyle bilim olanla olmayanı daha doğrusu bir bilimsel önermenin geçerlilik derecesini sınayabileceğimiz bize bir
kriter vermiş oluyor. Benim şimdi ilgimi çeken, içinde yaşadığımız son 20-30 yıldaki dönüşümleri hesaba kattığımda yaşım itibariyle de bu onun biraz sanki ön versiyonunu da şöyle hissetmiş birisi olarak ilgimi çeken kısmı şurası yani Popper sonrası bilim felsefesinin seyrinde malum Kuhn'la başlayan sosyolojik olanın bilimsel bilginin birikiminin ya da ilerlemesinin yalnızca mantıksal zeminde doğrulamalar ya da yanlışlamalar marifetiyle daha geçerli olanın hakim olduğu ve biriktiği insanlığın bilgi birikiminin bu sayede yol aldığı bir güzergah açıklaması yerine bilim adamları cemaatlerinin, komünitelerin, toplulukların ne diyecekseniz dahil olduğu işte paradigma kavramıyla malum ifade ettiği bir tür sosyolojik olanın da bilimsel bilginin tarihsel yol alışında rolünün olduğunu söyleyivermesi ki analitik düşünce içinde bir adamdır. Kuhn bu açıdan enteresandır. Bir de bilimcidir adam aslında malum. Fizikçidir. Bir anda bir şey tartışması başlatır. Bilimsel olanın doğasına yönelik bir tartışmanın da vuku bulmasına yol açar. Burada pür toplumsal ve politik hayatın gidişatından bağımsız bir hikaye olarak bilim felsefesi kitapları almayı yeğler, haklı olarak öyle yeğlerler. Çünkü bir iç hikaye, bir iç manzume vardır gerçekten. Ama şeyden bağımsız olmadığı kanaatindeyim ben. Başka düzlemde yürüyen yine o batılı varoluşun yazgısal seyrinden bağımsız olmadığı kanaatindeyim. Kastım şu, yaklaşık aydınlanma civarında siz bir tür dünya cenneti tasavvurunu oluşturmuşken akıl marifetiyle daha hür, daha kardeşçe ve daha neydi eşit bir toplum oluşturacağız derken 20. yüzyıla geldiğimizde tam da o bilimler marifetiyle aldığımız yolun getirdiği bir tür cehennemi şeyle, tasvirle karşı karşıya kalıyorsunuz, durumla daha doğrusu. Karşı karşıya kalıyorsunuz. İnsanlar birbirleri kitlesel derecede öldürebilir hale geliyorlar. İki dünya savaşı yaşanıyor. Dolayısıyla alttan alta bir yandan da bilimlerin yol açtığı, toplumsal yapıda yol açtığı sonuçlara ilişkin de bir kaygının, bir felsefi kaygının yol aldığını görüyoruz. O felsefi kaygı daha çok şeyde işitiliyor. Analitik düşüncenin işittiği bir felsefi ya da yaklaştığı bir felsefi kaygı değil o. Daha çok işte bu Alman düşüncesi ve ondan etkilenen Fransız düşüncesinde ya da kıta Avrupası düşüncesinde işte alttan alta karşılık buluyor. Fakat adına formel olarak bilim felsefesi dediğimiz 20. yüzyıl çabasının içindeki isimlere bakarsanız o Alman düşüncesinin oraya çok da böyle nüfuz etmediğini ama dolaylı olarak bir biçimde bu adamları etkilemiş olabileceğini söyleyebiliriz. Kuhn'un açtığı bu çerçeve ne de olsa toplumsal olana, sosyolojik olana, bilimsel faaliyetin kendisinin o sosyolojik olandan bağımsız olmadığı vurgusuna doğru yol almaya başlayınca işte Lakatoş'un bir tür ara çözüm gayreti bilinir ve Feyerabend'in biraz daha bu sefer bilimsel bilginin otoritesi konusunda o otoriteyi sorgulayacak bir bilim felsefesi tartışmasına doğru meseleyi taşımaya çalıştığını biliyoruz malum. Yani bilimi o pozitivist kavranışın en sert biçimi ya da daha soft biçimleri de dahil olmak üzere sert bir biçimde yargıladığını görürüz. İç içe geçmeyen enteresan şeylerdir bunlar. İlgimi de çeker. Nasıl oluyor da iç içe geçmiyor? Mesela Alman düşüncesinin tekniğin yayılımı ve aklın belirleyiciliğindeki İşte Weber'de bile kendisini gösteren gerilimi nasıl oluyor da şey oluyor. Bu taraftaki adamlar oraya hiç referans vermeden bağımsız bir iç hikaye yürütüyorlar. O da tuhaf bir hikayedir de. Her şeyde disiplinin alt şeylerinde buna benzer atıfsızlık halleri görüyoruz. Muhtemeldir ki yine konunun o sosyolojik ilgisine ya da kavramına belki müracaat gerekiyor. İşte networkler var ve birbirlerini görmemeyi yeğliyor da olabilirler. Çok basit bir hikaye de olabilir. Neyse. O da çok önemli değil. İşte Feyerabend'de varılan bu şey
Güzergahta hatırlayalım, aklın belirleyiciliğinin 18. yüzyıldan başlayarak bu kadar şeysiz, herhangi bir ortak, şerik kabul etmez bir biçimde tepeye yerleştirilmiş olmasına itiraz eden Marufiye Rabent ve şey, yani sonradan suçlanacağı üzere gayet relativist bir şey, topluluklar olarak kendi aramızda bir tür yaşama tecrübesi kararı aldıysak, buna birinin aklı öbürünün bilmemesi karışmasın demeye kadar getiren bir iddiaya varır. Sonuçta ama iç tartışmalarını bir kenara bırakırsa, nihayet bilim felsefesi terminoloji itibariyle analitik felsefenin zemininden yürüyor olmasına rağmen bilimin gelişimi, bilimlerin sınırlarının ve bilgi üretme tarzlarının belirlenmesi ve o bilginin ve o bilgiyi üreten aklın otoritesi söz konusu olduğunda, söz konusu analitik felsefe içerisinde yürüyen bilim felsefecilerinin güzergah olarak giderek daha sosyolojik olana, giderek daha toplumsal olana vurgu yapmaya başladıklarını ve bir tür bilimsel faaliyeti yok sayamayacağınıza göre, ama o bilimsel faaliyetin bütün bir hayatımızı tanzim edecek kadar belirleyici olmasına düşünsel bir meşruiyet vermeme yönünde bir seyir izler. İzler, fakat benim işte asıl ilgimi çeken kısmı şey, dikkatimi çeken kısmı 1990'lı yıllardan sonra olan kısmıdır. 90'lı yılların ikinci yarısı belki diyebiliriz. Ondan sonra hızlı bir biçimde bilim felsefesi tartışmalarında naturalizme dönüş şeyi başlar. Tabiri caizse modası başlar. Yani naturalizmi işte ontolojik naturalizm ve metodolojik naturalizm diye ayırarak, ontolojik olarak naturalistim ama metodolojik olarak o kadarını kaldıramam diyen bir sürü bilim felsefecisine rastlarsınız. Ne de olsa o sosyolojik olanın vurgusunu elden çıkarmak istememektedirler. Daha tutarlı ve iddialı olanları ise öyle bir ayrımı zaten kabul etmezler. İşin tutarlılığı gereği ontolojik olarak naturalistseniz zaten metodolojik olarak da ya da genel bilim felsefesi adlandırmasında da siz metodolojik olarak da naturalistsinizdir. Dolayısıyla bilimlerin yöntemi tektir diye bir tür şey geriye döner. Çıkış yıllarına geriye döner. Ve döndü bugün. Yani her ne kadar ilgimiz mesela bizi diyelim ki kuna şuna buna götürüyorsa da, ve pekala işte ya ortada paradigma diye bir kavram var, yokmuş gibi bunu addedemeyiz. Bu bilim felsefesinde tartışıldı, edildi. Görece bir moda kaybına uğrasa bile nihayet bilim adamlarının biraz felsefi ilgisi olan, bilim felsefesi ilgisi olanlar ya da bilim felsefecilerinin kendileri herhalde bu katkıyı ihmal etmeyeceklerdir. Bilimi yegane belirleyici, hem ontolojik hem metodolojik anlamda yegane belirleyici otorite olarak yeniden bize dayatmayacaklardır diye muhtemelen düşünürüz, ama mecra oraya doğru yeniden dönmüş durumda. Hızlı bir biçimde dönmüş durumda. Hatta ben başlangıçta şeyi kavrayamadım. İktisat özelinde mevzuyu doğal, hani akademik bir ilgiyle izlerken, iktisadın kendi içerisinde bu eleştirel realizm tartışmalarının bir analitik tonu vardır. Analitiktir zaten de. Şeylerin Hintli bir İngiliz felsefeci var ya malum. Onun marifetiyle bunun iktisatta da verimli bir tartışmasını yapan Tony Lawson diye bir adam var. İktisadı ve genel olarak sosyal bilimleri gerçeklikten kopmuş olmakla suçluyor ana akım iktisadı ve işte kapalı sistemlere karşı açık sistemleri savundukları, altta yürüyen mekanizmaları yine de bilebileceğimizi iddia ettikleri, tırnak içerisinde görece zararsız, zararsızdan kastım şu, bilimsel düşüncenin bütün bir varoluşumuzu, toplumsal hayatımızı domine etmesi gerektiğini iddia etmeyecek anlamında zararsız bir bilim felsefesi tartışması mesela yürürken, bir yandan da biyolojik metaforların uçuşmaya başladığını gördük 1990'lı yıllar sonrası. Söz konusu biyolojik metaforların son sosyal bilimlerin üzerinde büyük bir etkide bulunduğu dönemi biliyoruz. Tam 100 yıl önceydi. Yani 1870'ler, 80'ler sosyal darwinizm rüzgarının estiği dönemi hatırlayalım ve peşinden gelen politik, dramatik sonuçları.
malum biliyoruz ve hızla irtifa kaybettiğini biyolojik metaforların biliyoruz. Yani bırakın bilim adamlarını vesaire, sosyal bilimcileri kastediyorum. Doğa bilimciler de keza kaçmaya başlamışlardır kavramlardan. Bilim felsefecileri bile kavramların etrafını benzetmelere, metafor olarak bile kullanımına son derece soğuk davranmışlardır. Hep uzak durmuşlardır. Fakat aynı biyoloji bazen neo-darvincilik adı altında, illa darvinci olması gerekmiyor ama biyolojinin sosyal bilim icrasının bir yöntemi olarak, ne de olsa fiziğe göre canlı bilimi ya, biraz da soft bir şey sağlıyor size, alan sağlıyor. Onun bir yöntemi olarak hızlı bir biçimde şeye dahil olduğunu gördük. Ve özünde ilkin ben biyolojiyle alakalı bu patlama dikkatimi çekti. Nitekim felsefi tartışmada da hemen karşılığını buldu. 90'lı yıllarda Habermas, Zizek, Habermas Sloterdijk tartışmasıyla başladı. Zizek'ten Agamben sonra katıldı mevzuya ama Fransız Badiolar filan katıldığı insan doğası etrafında yürüyen bir sert tartışma aralarında bunların vuku buldu. Pür felsefi bir tartışma olarak onlar yürüttüler. Onlar pür felsefi tartışmalarını yürütürlerken sosyal bilimlerin yöntem tartışmalarında tek tek disiplinler anlamında aldığımızda da ve genel olarak sosyal bilim felsefesi adı altındaki literatür olarak aldığımızda da, yani disiplinlerden bağımsız sosyal bilim felsefesi literatürü olarak aldığımızda da hızlı bir naturalizme dönüşün yaşandığını görmeye başladık ve o naturalizm modasının irtifa kaybetmeden gücünü artırarak devam ettiği kanaatindeyim ben mesela. Bu bana şu açıdan şaşırtıcı geliyor. Şimdi naturalistik bir sosyal bilim, hadi doğa bilimini natura temelinde izahınızda zaten baştan beri yaklaşık güzergahı böyle olduğuna göre çok problem yok. Üstelik şunu da biliyoruz malum. 20. yüzyıl bilim felsefecilerinin ekseriyeti doğa bilimciydi. Biraz önce söylediğimiz gibi ve onlar içerisinde bu bilme ediminin kendisinin doğa biliminin iddia ettiği kadar kesinlikli bir şey olmadığını söyleyen bir dolu adam çıktı. Bütün o iç eleştiriler yokmuş gibi, unutulmuş gibi 90'lı yıllardan sonra naturalizmin revaç bulması, doğa bilimlerinde revaç bulmasını dediğim gibi anlayabiliriz. Çünkü oradaki ton biraz ton kaybına uğrasa bile kürsüsünü hiç kaybetmemişti ama sosyal bilimlerde bir anda canlanması enteresan geliyor. O yüzden Habermas'ın nidası bana çok şey geldi. O pür felsefi tartışmalarında bir tür ontolojik tartışmadır o. 90'lı yıllarda yazdığı metinde Sloterdijk'le olan sert bir şeyleri vardır. Peter Sloterdijk'ı bir tür nazilikle falan suçlamaya kadar gitmiştir Alman kamuoyu o dönemde. Habermas şey der yani bu konuda bir tür şöyle der. Bu konuda yazacağımı hiç düşünmüyordum. Sanki 100 yıl hiç geçmemiş de 19. yüzyıl dönümündeyiz de, 20. yüzyılın dönümündedirler. 19. yüzyılın dönümündeyiz de biyolojik metaforlarla ilk kez karşılaşmış sosyal bilimciler olarak, felsefeciler olarak bunları nasıl içselleştirebiliriz ve bunun bizim bilim yapma faaliyetimiz üzerindeki etkisi, doğurabileceği muhtemel kaygılar nelerdir? Bunun üzerine yazma gereği duyuyorum falan gibi ben mealen aktardım. Buna benzer bir şeyle başlar, girizgahla başlar. O insan doğasının dönüştürülmesi yönünde bilimin atılımı etrafındaki tartışmalara. Şimdi nasıl oldu peki 90'lı yıllarda naturalizm sanki mantıkçı pozitivizmle başlamış olan, yaklaşık Feyerabend'e kadar gelmiş olan, kendi içerisinde sosyolojik olanı, görece aklı da o toplumsal yapının içerisinde işte bir makuliyet çizgisine oturma gayreti nasıl oldu da yeniden yegane bilme faaliyetinin şey olduğu, aklın olduğu, bizzat o aklın kendisinin de beyin içerisindeki bir takım nöronların etkileşimi marifetiyle bir bilme eylemi gerçekleştirdiği, dolayısıyla bunun da bilinebileceği radikal iddiasına kadar kendisini taşıdı ve bu sonra döndü sosyal bilimler felsefesinde
yeniden nasıl moda oldu diye ben sordum da kendime. Verdiğim cevap bilimin gelişimiyle alakalı bir cevap oluyor. Başkaca da bir cevap doğrusu aklıma gelmiyor. Kastım da şu, evet 20. yüzyılın uzun bilim felsefesi tartışmalarında bilimsel olanın ne olduğu, bilimsel bilginin ne olduğu etrafında çok tartıştık. Çeşitli görüşler ortaya atıldı. Sosyolojik olana vurgu yapanlar ile birlikte görece bilimi mevcut modern toplumumuzda bütün bir hayatımızın mikro ilişkilerine varana kadar, hatta bizim tabiatımızı dönüştürecek kadar bir iddiaya doğru taşımayacak bir vasatta tutabileceğimize naif bir biçimde inanmaya başladık. Bilim felsefesi tartışmalarının son dönemleri biraz böyledir. Aralarında teknik tartışma sert sürer, işte sen relativizme çeviriyorsun, yine de bilme faaliyetinin nesnel koşulları olmalıdır filan diye, ama daha temelde yürüyen felsefi şey bunu bize göstermektedir. Bütün o şeyler bilim felsefesi tartışmalarının yanında bir yandan da bilimlerin kendisinin insanın tabiatını da dönüştürebilecek bir takım atılımlar, gelişmeler göstermesinin bunda çok büyük payı olduğu kanaatindeyim. Yani bilim ta Kant'ın başta bilme eylemi, bilimin bilme eyleminin sınırlarını belirleyerek güvence altına aldığı sınırlarda kalmaz hale geldi. Ya da kalamaz hale geldi. Çünkü bilimin kendisi doğrudan doğruya insanın varlığını dönüştürebilecek bir vasata yaklaştı. İşte genetik bilimiyle sinir biliminin bir arada ya da bunların yanına diğer alt disiplinlerini de ekleyin. Bunların hepsi insan tekinin bilme eyleminin kendisinin gayet fizyolojik bir şey olarak, işleyiş olarak açıklanabileceği iddiasına doğru vardı. Ve o iddiaya bağlı olarak da bana öyle geliyor ki bilim felsefesinin şey ayağı, bu bilimin başarıları karşısında daha naturalist bir çizgiye, yani doğa bilimlerinin yöntemine yeniden dönüş göstermeye başladı. Buna dönerken mesela sosyolojiden, siyaset biliminden ya da felsefenin analitik damarından bir reaksiyon zaten beklemek pek mümkün değil. Ama sosyal bilimlerden bir miktar reaksiyon belki beklenebilirdi. Ama belli ki başarının kendi seyri bir taraftan. Bir de bir tahminim de şu, kıta düşüncesinin o Lebensfeld'i merkeze alan, diyeceksiniz ki ya bak koca Habermas var ortada, adam onun etrafında dolanıp duruyor. Koca bir müktesebatı onun etrafında ve yaşıyor bu adam hala. Öyle olsa bile şeyde çok ihtiyatlıdır Habermas. Naturalizm tartışmasında gerçi hep ihtiyatlı bir adamdır ya. Orada da mesela son derece ihtiyatlıdır. Alman düşüncesinin o dile yaptığı özel vurgudan hareketle keskin bir eleştiri mesela hiç getirme gereği duymaz. Sosyal bilim felsefesinde naturalizmin yayılımının sebeplerinden birisi olarak asıl sebebin ben bilimin gelişim güzergahı olduğu kanaatindeyim de doğa biliminin gelişiminin. Sebeplerinden birisi olarak da bu Anglo-Amerikan düşüncenin küre ölçeğinde bilimsel faaliyeti sürüklüyor olması. Sosyolojik, politik bir sebep olarak ya da iktisadi bir sebep olarak bunu dile getirmiş oluyorum ve malum bilirsiniz analitik düşüncenin kendisi için hem naturalizm olmazsa olmaz bir kavramdır. Amerikan pragmatizmi naturalizm üzerine bina olur. Amerikan pragmatizminin Richard Rorty gibi isimler eliyle Alman düşüncesiyle buluşma çabaları olmuştur. Orada buluşmaya çalışırken bile Rorty'nin metinlerini okuyun, şeyi ihmal etmez. Temelde ontolojik olarak naturalizmi hiç ihmal etmez. Onu zeminde bulundurur. Üstüne bilimsel faaliyetin bir tür totaliter kullanımlara doğru sapma ihtimaline karşı şeyden yararlanır. Alman düşüncesinin o hayata özel vurgusundan, insanlar arası ilişkiye özel vurgusundan, ne diyelim artık, politik özgürleşme gayretlerinden filan çokça yararlandığını görürüz. O yüzden bu şeyin oldukça etkili olduğu kanaatindeyim ben.
Amerikan düşüncesinin belirleyici olmasının çok etkili olduğu kanaatindeyim. Mesela yine 20. yüzyıl boyunca doğrudan bilim felsefesi tartışmaları içinde değilse bile dolaylı olarak onu etkileyen şeylerden bir tanesi psikolojide vuku bulmuştur. Malum Freud'un bilincin derinine doğru giden atılımı bir tür rasyonel olan ve onun belirleyiciliğindeki varlık olarak insanın daha derinlerde başka hususiyetlerinin de olduğu, ontolojik hususiyetlerinin olduğunu söyleyivermiştir, değil mi? Ve Freud'un işte o libido filan üzerinden analizi çoğunlukla muhafazakar kesimlerin şeyini çeker, tepkisini çeker. Oysa günümüzde Freud çalışan adamı Amerika'da neredeyse bulamazsınız. Evet, Hollywood filmlerinde çok Freud tipolojisi vardır. Çocukluğuna inilir durmadan insanların. Ama şey olarak Freud tarzı bir psikolojiye neredeyse rastlayamazsınız. Almanya'da bile neredeyse rastlayamıyorsunuz. Almanya'da artık ihtiyarlamış, emekliliği beklenen az sayıda o konvansiyonel anlamda Freudçu psikanalizle uğraşan adama rastlarsınız. Niye peki gözden düşmüştür bu adam? Her dönemde bir takım düşünürler gözden düşer diye de açıklayabilirsiniz ama mesele ondan ibaret değildir. Ne de olsa bu adam karanlık bir yere atıf yapıyor. İnsan varlığının basitçe bilimsel yöntemlerle izah edemeyeceğimiz karanlık bir yerine atıf yapıyor ve sözle bunun çıkarılabileceği, sağaltılabileceği ne dersiniz? Dünyaya açılabileceğini iddia etmiş oluyor. Bu çok Alman düşüncesine has bir şeydir. Freud'un Yahudiliğinin de bunda payı vardır. Bir tür modern Yahudi şarih gibi de gelir bana adam da. Her neyse o ayrı bir hikaye. Neyse ya ben çok konuştum. Modern Yahudi şeyler söylesin de nefes alayım ya. Bir hocam. Evet. Ben zaten bu konferansı, bu konuşmayı duyururken biz de ön sıradan dinleyeceğiz diye duyurmuştum. Öyle de oldu. Ekip kameraları kapalı dinlerken biz kameraları açık bir şekilde dinlemiş olduk. Ferdin Hocam yani çok uzunca bir dönemi çok böyle bir ana hat üzerinden özetleme söz konusu oldu. Tabii online ortamda izleyebilmek de şey değil, çok kolay değil bu tür uzun ve derinlikte konuşmaları. Maşallah izleyicilerimiz çok sabırlı. Halen daha 46 kişi içeride. Ben de onu bir taraftan kontrol ediyorum. Kaç kişi kalacağız diye. Maç başlamadığı için hocam duruyorlar. Maç başlasaydı düşerdi bizim sayımız. Yok, bu maç seyrettiğini zannetmiyorum hocam. Yani Alsınlar. bu Bünyamin İyi Hoca olur. gibi böyle her şeyi aynı anda bilen ve izleyen insanlar çok nadir dünyamızda bulunuyor. Bu bir klasiklerin için okumalıyız diye meşhur tartışma var hatırlarsınız. Evet. İtalo Calvino'nun şeyleri saydığı nedenler vesaire. Bir başka yazar da bu nedenlere referans da şöyle bir çıkarımda bulunuyor. Diyor ki işte anlatıyor da uzun uzun niye okumalıyız. En sonunda diyor ki herkes bu nedenlere itiraz edebilir. Ama şu söyleyeceğim nedene hiç kimse itiraz edemez. Klasikleri okumak okumamaktan iyidir. Şimdi biraz bu felsefe meselesi de bu bilim özellikle hani tırnak içinde sosyal bilimleri de bilim olarak sayarsak bilim adamlarının, bilim alanının yani olması olmamasından iyidir diye yaklaştıkları bir mevzu da bir tarafıydı. Uzak akrabaları ziyarete gitme günü, uzak akrabalarla teması kesmeme günü. Fakat işin bir başka tarafı daha var. Yani siz bu bilimsel başarıların bir kendini açıklama eylemi, kendisini de artık açıklayan, kendisini de meşrulaştıran bir temeli olduğunu, dolayısıyla bu artık belli bir yerden sonra felsefeye de çok fazla ihtiyaç duymayacaklar. Naturalizme, naturalistik açıklamalara daha fazla eğilimin artacağına dair bir çıkarımda bulundunuz. Bu özel olarak aslında bilimin kendi iç tartışmalarının artık felsefeye irca edilmeden, felsefeye başvurulmadan da dile getirilebileceği, tartışılabileceği bir vasatın ortaya çıkmasını gerektiriyor. Hatta yani konuşmanın sonlarına doğru artık neredeyse konunun odağı olan insanın yeniden üretimi bilim tarafından söz konusu olmaya başladığı bir çağda hani düşünme faaliyetinin kendisinin neredeyse bir zihindeki bir beyindeki
bir protein zincirinin oluşumu değişimine göre açıklanabilmeye başlandığı bir çağda, hani felsefe neyi açıklayacak, felsefe neyi izah edecek, felsefeye nerede ihtiyacımız olacak? Konu bir tartışmayı gerektirir bence. Mutlaka aramızda felsefenin savunucuları da olacaktır. Fakat nihayetinde görünen o ki felsefe klasik çağda, geleneksel çağda hayatın anlamından meseleler arasındaki ilişkiye kadar hemen hemen her şeyi bir anlam ve açıklama üreten konumundan gittikçe daha yardımcı, hatta neredeyse dışarılıklı bir konuma doğru evriliyor. Ben burada bir şeyi merak ediyorum. Yani bir taraftan da bizim sosyal bilimlere doğru gelmek arzusundayım. İşte 1930'larda müstakil bir alanında, yani bu bilimlerin kendilerine sınır çizme faaliyetleri neticelenmeye başladığında müstakil bir alan olarak da sosyal teorinin şekillendiğinden bahsedebiliriz. Yani bugün belki fiziği, kimyayı, biyolojiyi az biraz dışarıda tutarak, belki biraz iktisadı da onların yanına katarak, az biraz dışarıda tutarak düşünecek olursak, bu sosyal bilimlerin kendi içinde her birinin beslendiği bir ilkesel zemini, bir metafizik zemin diyelim tırnak içinde, oluşturmaya yönelik bir sosyal teori alanı da söz konusu. İşte değer, bilgi, varlık, toplumsallık, fayda gibi böyle meta kavramlar ve meta teoriler üzerine bir fikir oluşturma ve nihayetinde diğer bilimlerin de buradan beslenerek kendi çalışma alanlarını, kendi gündemlerini kurmalarına yönelik bir ard alan, bir ortak alan, bir gri bölge olarak sosyal teorinin doğduğunu görüyoruz. Bu siz işte Dilthey'e referansta, biraz Weber'e referansta bu alanın aslında gelişimini kısmen anlattınız. Bu o gri alanın, bu ard alanın gelişimini biraz anlattınız ama acaba bugün bu bir tecrübe yaşıyoruz son bir yıldır. Yani bir taraftan naturalizme dönüşü meşrulaştıran bir tecrübe. İşte ben bugün derste şeyi anlattım, yani Pasteur'ü anlattım. Yani hepimiz Pasteur'ün dünyasında yaşıyorduk. Şimdi yine Pasteur'ün dünyasına dönmeye çalışıyoruz. Pasteur'ün adını kim bilir? Pasteur'ün ne yaptığını kim bilir? Ama işte onun dünyasında yaşıyoruz yani. Onun geliştirdiği evren bize pek çok yaşam koşullarını oluşturdu. Ve çok da farkında değildik bunun aslında son bir yıla kadar. O kadar alışıktık ki o dünya içerisinde yaşamaya. Yani bir mikrobun hayatımızı, bir virüsün hayatımızı şekillendirebileceğini unutmuştuk biz. Şimdi tekrar o dünyaya dönmeye çabalıyoruz. Bir taraftan naturalizme bir çağrıyı oluşturuyor bu. Ama bir taraftan da tabii ki naturalizmden şüphe duymayı da. Belirsizliklere, hayatın farklı bileşenlerinin şekillenmelerine hep bir aralık kapı olduğuna dair de bir vurguyu bünyesinde barındırıyor. Nitekim bu bence hani atom bombasının yarattığı etki gibi, işte 1900'lerin başında olasılıklı düşünmenin getirdiği etki gibi bir başka dünyayı da, bir başka tartışmayı da bize taşıyacak. Acaba bu açıdan baktığımızda, yani bu sosyal teori alanıyla felsefenin, o işte Kant sonrası felsefeden bahsediyorum, Kant öncesi felsefeyi kastetmeyerek, Kant sonrası felsefenin birikiminin, eleştirildiğinin ve oluşturacağı bakışın etkileşimi nasıl olacak sizce? Ne tür bir neticeler çıkacak acaba sosyal bilimler alanında? Yani zor soru sordun hocam haliyle. Nereye evrileceğini kestirmemiz çok kolay değil ama ben belli ki senin sorma biçiminden anlaşılan o ki bir miktar daha iyimser bir beklentiye sahipsin. Ben ise tahmin edebileceğin gibi ve konuşmanın minvalini de göstereceğin üzere gidişatın biraz daha karamsar yönde. Karamsar derken naturalizmin öncülüğünde yürüyen bu gidişatı bir tür insani varoluşa dair bende karamsar çağrışımlar yapıyor anlamında. İnsani varoluşu tehdit eden, bu tehdidi somut olarak izahınız çok kolay değil ama tehdit eden bir yönü olduğu kanaatindeyim. Yani bu virüs, evet, bir yıldır maruz kaldığımız mesele, şeye baktığımız zaman
felsefi düşüncedeki yansımalarına baktığımızda yine o ana kaba tasnifteki kıta düşüncesinin düşünürleri diyebileceğimiz işte şeyi düzeyi şöyle ya da böyle olsun ama düşünürleri diyebileceğimiz kişilerden daha fazla bir eleştirel tonun yükseldiğini görüyoruz. Değil mi? Kısa bir takım gazete yazısı tarzında yazılarla mevzuya katıldılar. Jean-Luc Nancy'den tutalım. Agamben'e. Bu Koreli Heidegger'ci abi var ya şeyde Berlin'deki Chulhan ne kadar bir takım yorumlarla karşı karşıya kaldığımızı ve bir tür karamsar yorumlarla karşı karşıya kaldığımızı gördük. Ama bunun şeyde felsefi akademik felsefi aurada endüstrinin kendisinde bir karşılığı olmadığı kanaatindeyim ben. Şimdi bu adamlar konuşurken ciddiye aldığımız felsefeciler olarak elbette onların konuşmalarına katıldığımızda şunu görüyoruz. Vuku bulmakta olan şey aslında naturalizmin temelini teşkil ettiği bu bilimci görüşün biz insan teklerinin bireyler ya da toplumlar olarak var olma tarzlarımıza yönelik domine etme kabiliyeti çok da hayra alamet sonuçlar doğurmuyor. Çünkü şeyin kaygısını görüyorsunuz işte Agamben bir tür kontrol toplumuna vesile oldu ve politik aygıt bunun üzerine çullanacak demeye getiriyor. Politik aygıtı ama bu çullanma becerisiyle donatan şey bilimin kendisi yine. Gözleme kabiliyeti çok gelişmiş durumda ve bilimler marifetiyle bu gerçekleşiyor. Ha, özü itibariyle ilişki politiktir ama o şeye o özü itibariyle politik olan ilişki biçiminin mantıksal temelini yine şey oluşturuyor. Yani bilimler sunuyor ilgili iktidar aygıtına. Şimdi tamam oradan bir itiraz, bir şey karşımıza çıkıyor. Bir kaygı yükseliyor en azından. Fakat dönüyoruz, bakıyoruz bu kaygıyı dillendiren düşünürleri biz her ne kadar ciddiye alıyorsak alalım. Bu düşünürlerin genel felsefe kamusunda, dünyanın kamusunu büyük ölçüde Amerikan tarzı felsefe belirliyorsa burada Amerika'ya özel bir anlam atfetmiyorum. Hani bu Amerikalılar işte bile isteye böyle bir komploya doğru götürüyorlar anlamı herhalde çıkmayacaktır söylediklerinden. Düşünme tarzları itibariyle onların felsefe yapış biçimlerinin bu tarafta yani bizim felsefeciler dediğimiz kıta Avrupası felsefecileri ki kıta Avrupası felsefecilerin şöyle de bir özelliği vardır bilirsiniz. Bir türde sosyal teorisyendir bu adamlar. Evet. Değil mi? Adını andığımız bu adamların hepsi hem şey olarak, söylem olarak kurguladıkları söylem ağı itibariyle pekala felsefeci diyebileceğimiz aynı zamanda sosyal teorisyen diyebileceğimiz kişilerdir ki insan doğasına yönelik, kapitalizmin aldığı şekle yönelik konuşmaya başladıklarında hani bir tür sosyal teori icra etmektedirler. Ama kendince felsefi bir zeminden bunu icra etme gayreti içerisindedirler. 20. yüzyıldaki önemli sayıda düşünürde bu hususiyetleri hep görürüz. Pür, kolayca sosyolog diyebileceğimiz bir sınıf vardır. Pür felsefeci diye addedebileceklerimiz vardır. Ama bir de her iki taraftan da yararlanan biraz sosyolog yönü ağır basan, bazen de biraz felsefi yönü ağır basan, sosyal teorik bir varoluş kaygısıyla yazıp çizen adamlar vardır. Ama benim çekincem şey işte, endüstri buraya doğru yürümüyor. Bu hani disiplin olarak iktisatta o yüzden şey yaparım, İslam iktisadı filan tartışmaları içinde onu düşünürüm. O alemde uğraşan arkadaşlarla laf varken de söylemeye çalıştığım o olur. Niye? Bir tür moral ekonomi tavsiyesiyle yola çıkacaksak, batıdaki büyük iktisat endüstrisi, ya birader sen İslam iktisadı adı altında bana bir şey anlatıyorsun ama moral ekonomi adı altında biz zaten buna benzer bir şey yapıyorduk ama üzgünüz o heterodoks bir şey tonu var. Çok güçlü bir açıklayıcılığı da yok. Dolayısıyla yine daha bir çoğulculuk olsun diye seninkinde bir alt heterodoks grup olarak kabul edebiliriz diye şey yapacaktır. Benzer hikaye bu sosyal teoriye atfettiğin iyimser anlam içinde geçerli olduğu doğrusu. Ben
kanaatindeyim. Ha bu şu demek değil. Ya işte bu sosyal teorisyenlerin Anglo-Amerikan geleneğindeki olanlar da, hele ki onların felsefeci olanlarının, o gelenekte olanlar dahil olmak üzere gidişattaki işte bilimin rolüne yönelik olarak çokça kaygı dile getirdiklerinde bu gidişat geri mi dönecek? Elbette geri dönmeyecek. Ama daha düşünürce bir temas şeyi, en nihayet bilimlere yönelik, özellikle sosyal bilimlere yönelik temel çıkış hikayemiz şu değil midir? Yeni ortaya çıkmış olan bir durum vardır. Hadi sanayi devrimi sonrasına yoralım onu. O durumu bir yandan açıklamakla yükümlüdür sosyal bilim, ama bir yandan da onun kritiğini yapmakla yükümlüdür. Bu karşılıklı gelgitli bir ilişki türüdür. Ve onun üzerine bina olur. Az buçuk şey, olgunlaşmış bir sosyal bilim söylemimiz varsa, bir müktesebat ortaya çıktı ise. Şimdiki durumda ise ben doğrusu şeyin, bu gidişatın bir tür post-humanizm tartışmalarında da kendisini gösterir ya, şeye doğru gittiğini düşünüyorum. İşte o sosyal olanı da, keza politik olanı da elimizden alacak bir teknik aygıt manzumesinin sıradan bireyleri haline, herkesi dönüştürecek bir açıklama tarzına doğru hızla yol aldığı kanaatindeyim. Şeyi düşünün mesela, çevre duyarlılığıyla 60'lı yılların sonlarında başlıyor değil mi? Deep ekolojiler filan. Mevcut endüstriyel düzenimizin çevreye verdiği tahribattan kaygılanan bir takım adamlar, kimi felsefeci, kimi sosyal teorisyen, kimi farklı şeylerden, bu endüstriyel düzenin ürettiği kirliliğin insan varlığını somut anlamıyla tehdit edebileceğini, eğer böyle devam ederse bir yandan söylerken, bir yandan da işte daha böyle doğanın yaşatılması yönünde öneriler ya da gayretlerle karşımıza çıkmışlardı. Şimdiki naturalizm daha radikal bir şey söylüyor. Bu anlamda her disiplin kendi içinde kendi içi radikal söylemini üretiyor. Çok daha radikal bir şey söylüyor mesela. Onlar madem diyorlar naturalistiz, yani insan tekleri olarak biz şeyin bir parçasıyız, doğanın bir parçasıyız, o doğanın parçası bireyler olarak yapa geldiğimiz bilimsel faaliyet velev ki bizim doğamızı dönüştürüyor olsa bile, bizzat o doğaya mündemiş olan bir dönüşümdür bu. Dolayısıyla doğanın bir parçasıdır. Hani kirlilikle mücadele bir mücadele olarak ayrı kalmak kaydıyla, doğanın parçası yani bir organizma olarak insanın, hayvanın, şeyin ortak bir ontolojik zeminden algılanması anlamında mesela şeyden hiç kaygı duymuyorlar. İnsan bedeninin topyekün dönüştürülebilme ihtimalinden hiç kaygı duymuyorlar. Tam aksine onu destekliyorlar. Çevre hareketleri giderek buraya doğru, radikal bir atılım yapmaya doğru gidiyor mesela. En azından bir zihniyet dönüşümünün izlerini görüyorsunuz. Şeyler çok konvansiyonel kalıyorlar. Feminizm diye bir anda şey oldu. Her ne kadar kamusal söylemde bizde daha feminizmin ön tarihinin söylemiyle taraflar kavga ediyorsa da, feminizmin geldiği tarihte dikkat ederseniz şey, bedenin kendisinin dişiliği, erkekliğinin ötesine geçiverdi bir anda tartışma. Bambaşka bir yöne geçti. Çok popüler olması bizi yanıltmasın toplumsal cinsiyet tartışmalarının. Aslında naturalizmin kendi seyri içerisinde toplumsal cinsiyet tartışmaları bile kendini eskitmiş vaziyettedir. Orada ben tabii sosyal teoriye yönelik ben de biraz umut beslemek istiyorum. Çünkü eğer naturalizmde bu kadar sert bir ısrar olacaksa, bu zaten sosyoloji yapma, toplum bilimi yapma genel olarak. Hadi iktisadı da katalım buna. Onca Necef'le uğraşsa bile onu da hepten eba etmeyelim. Doğa bilimleri sınıfına atmayalım. Onu yapabilme faaliyetini elden bırakma ya da yapılacak olan şeye ne diyeceksek o zaman, bugün anladığımız anlamda bir sosyal bilim demeyeceğimiz bir yere dönecek gibi geliyor. Teşekkürler hocam. Lütfü hocam. Evet, soru var herhalde. Evet, sorular var. Hocam, diğer izleyicilerimiz de soru iletmek isterlerse onlardan da alalım. Aslında benim de dile getirmek istediğim bir husus vardı hocam. Bu naturalizmin yükselişi ve karamsarlık konusunda ne yazık ki ben de katılıyorum size biraz. Ve duvara toslayıncaya kadar bir süre böyle gidecek yükselişte
diye düşünüyorum. Bu 90'ların ortasından itibaren DNA çalışmaları, yani biyoloji içinde bahsettiğiniz gibi. Bunun yanında ben bu bilgisayar, arkadaşla yapay zekayı sormuş zaten. İnsanın aynı zamanda hani bir düşünme biçimi olarak DNA şeyi de bununla çok oturdu. Programlanabilir, hatta yeniden üretilebilir, sentetikleştirilebilir bir şey olması. Bu bağlamda hani son dönemde bilimin aslında veya teknolojinin yeni bir yükselişe geçtiğinde Steve Jobs, Elon Musk gibi isimler hani öne çıkıyor. Bunun yanında doğa bilimlerinin içinden gelerek toplumun geneli hakkında çok şey söyleyen, hani bir nevi guru, yani bir kısmı teknolojinin içinden geliyor, Elon Musk veya şey gibi. Bunun yanında Steve Jobs gibi bu militan ateist hareketin içinden, neuroscience içinden gelip sinir bilimi içinden, din, toplum her konuda bir nevi ahkam kesen isimlerde ciddi bir toplumsal meşruiyete de sahip, en azından belli çevreler içinde. Bu yeni ateizm veya militan ateizm, feminizm kavgası Türkiye'de çok takip edilmedi ama 3-5 yıl önce çok sıcaktı o mesela ve sizin bahsettiğiniz gibi bu cinsiyet ayrımını daha doğa temelli, son zamanlar yine bir IQ tartışması vardı. IQ'nun temelini yine DNA ve biyoloji olarak gören ve toplumsal olanı kenara iten, bunun bir süre daha yükselişte olacağını düşünüyorum ben. Bu soru soran bir arkadaşımız bir soru daha geldi sanırım sonrasında ama öncelikle evet, genetik ve DNA konusunda bir soru var. Öncesinde de yapay zekayla. Yapay zeka çalışmalarının sosyalizm ön plana çıkıyor mu diye bir sorumuz var. Yani ilk soru daha doğrudan bir soru. Evet, yani şey, naturalizm yani görünümler olarak ister bu yapay zeka ya da başka bir yolla olsun, belli ki özü itibariyle bir kere şey yaptığı, dile getirmediği bir tür zımni ön kabulle yola çıktığını görüyoruz. Gayet bireyci bir şey bu. Naturalizm doğası gereği bireyci bir şeyle organizmaları açıklayarak yola çıktığı için, insanı da bir organizma olarak gördüğü için çıkardığı sesleri de sadece iletişimi gerçekleştirmek üzere, hayvanlardan tek farkının biraz daha girift bir biçimde bu iletişimi gerçekleştirdiği bir araçtan ibaret gördüğünde, bizim adına hayat dediğimiz şeyi, o neyse, onu zaten kabul etmeyen bir açıklama tarzıyla yola çıkıyorsunuz. O açıklama tarzıyla yola çıktığınızda politik olarak bu biliminizin ilerleme becerisine bağlı olarak size her türlü işte totaliter imkanlar da sunar. Yani bu COVID şeyini düşünelim. Başımıza gelen COVID hikayesini düşünelim. Normal şartlarda 20. yüzyılda tartışmayı sevdiğimiz hikaye neydi? Politik olanla hukuksal olanın tam kesişim noktasında politik ve hukuk felsefesinin, politik felsefe ve hukuk felsefesinin şey olduğu, ne diyelim, çok mümbit olduğu bir tartışma vuku bulmaktaydı. Kolay da çözülebilir bir aralık değil orası çünkü. Daha liberal bir tarzdaysanız hukuku, daha demokrat bir tarzdaysanız politik olanı öne çıkarıyordunuz ama en nihayet hep beraber nasıl yaşayacağımız üzerine tartışıyorduk, konuşuyorduk. Bilimler konuşuyordu birbirleriyle. Fakat şimdi birileri çıktı ve gündelik hayatın tanzimi öyle değil, böyle olur diye şey yaptılar. Ha, bu biraz şey işliyor, kara düzen filan işliyor ama bir şeye de işaret ediyor. Bunu da hissediyoruz hep beraber. Hani Lütfü Hoca'nın dediği gibi o hissettiğimiz şeyin bir yönüyle bizi kaygılandırdığını biliyoruz. O kaygı düşünsel olarak bir reaksiyon doğuracak mı? Çok emin değilim. Tam aksine hep beraber dönerek yani bir kısmımızın kaygılandığı mevzuyu toplumsal bir meşruiyet atfettiğimizde biliyoruz. Diyoruz ki ya, bilim adamlarına bırakmak zorundayız. Politik aktör bilim adamına bırakıyor. Hukuksal aktörün zaten öyle bir iddiası olmuyor. Yapay zeka çalışmaları da bu anlamda o naturalizmin radikal unsurlarından birisidir. Çalışmanın kendi özüne ilişkin bir şey söylemiyorum. Temelinde zeka, yani akıl dediğimiz şeyi nasıl yorumladığıyla alakalı bir şey söylüyorum. Daha önce de bir iki konuşmada şey yapmıştım. Türkçe'ye de çevrilmiş olan Paul Ricoeur'le, bu bir tane Fransız, adını şimdi telaffuz edemeyeceğim, uzun isimli bir Fransız, Neden Nasıl Düşünürüz başlığıyla olsa gerek kitabın
Türkçeleştirilmiş hali Metis yayınlarından çıkmıştı. Ricoeur hermenötikçi, biliyorsunuz ki mutedil bir hermenötikçidir. Kıta düşüncesinin, Fransız kıta düşüncesinin Alman versiyonunun şeyine sahiptir ama Amerikan düşüncesini de tanır. Zaten Fransızdır ve mutedil bir hermenötikçi olarak düşünmenin kendisi, dilin doğası hakkında şeyle konuşuyor. Adını şimdi telaffuz edemeyeceğim, bu şeyle, Fransızla, Fransız sinir bilimci, neuroscienceciyle konuşuyor. Kitap o konuşmanın metni olarak karşımıza çıkıyor ve onu dikkatlice okuduğunuzda şeyi görürsünüz. Taraflar konuşamıyorlar birbirleriyle. İkisi de düşünme faaliyetinden bahsediyor fakat asla konuşamıyorlar. İkisi de son derece, hani Habermas'ın gözlerini yaşartacak kadar iletişimsel eylemi kibar, mutedil bir biçimde yürütmeye çalışıyorlar. Yani elbette konuşuyorlar da düşünmeler böyle yan yana duruyor sadece ama. Yani bir paragraf adam bir şey söylüyor, Ricoeur başka bir şey söylüyor, devam ediyor böyle. Birbirine geçmediğini görüyorsunuz. İki geleneğin radikal farkı konusunda biraz fikir sahibiyseniz bu iki düşüncenin birbiriyle konuşmadığını anlayabiliyorsunuz. Batılı varoluş ikisi de. Bu anlamda bu taraftan, bizim dünyamızdan filan da değiller. yapay zekadaki bahsettiğim naturalizm bu anlamda, yani düşünme eyleminin kendisi beyin marifetiyle oluyorsa neden bir tane makine marifetiyle olmasın anlamında, ya yapay zeka içsel olarak şöyle yapılıyor, böyle yapılıyor tartışmasından bağımsız, zaten zihniyet olarak o dünyaya ait olduğunu söyleyebilirim. Burada gözde geçimli hocanın uzunca bir şeyi var. Süremiz de dolmak üzere. Dönüşümleri büyük oranda çevresel koşulların tetikleyiciliği içerisinde. Kültürel olan önemini biz söylemiştik. Bu sayede onlar bunu göreceklerdir düşüncesini iyimser bulurum. O kadar iyimser değilim ben. Çünkü beri taraf şey diyecektir, ya soft işlerle, yani doğa bilimciler, soft işlerle uğraşıyorsunuz. En nihayet o kültürel olanın kendisi de bu organizmanın şu henüz açıklayamadığım bir takım düşünme eylemleriyle gerçekleşen bir şeydir deyip bir süre sonra bunu da bizim onlara, sizin söylediğiniz anlamda kültürel olanın önemini öğretsek bile, kültürel olanın şeyini de temelini de doğal bir biçimde açıklayabileceğini iddia edecektir doğa bilimi. Mantıksal tutarlılığı gereği zaten bunu söylemek durumundadır ve söyler de nitekim. Mustafa Börekçi'nin bir sorusu, evet, hocam. Politikanın tarihte insanın her tür kullanımı söz konusu olmuş. Burada şöyle, politik olanın belirleyiciliğine ben Agamben orada katılmıyorum. Hatta Agamben'in Homo Sapiens'in Agamben arkasında kalmıştır diyorum. Bu Covid'le alakalı yaptığı yorumda benim kanaatim Homo Sapiens'de daha derinlikli bir analize sahipti. En nihayet vardı işte, tamam, Covid özellikle Çin tecrübesini gördüğümüzde, o kendi İtalyan tecrübesine bakıyor. Devlet aygıtının belirleyicilik kabiliyeti, ya da bunu devlet aygıtı şeye çevirdi. Hazır fırsatı yakaladım, bu sürüyü ben şöyle bir güdeyim anlamında sanki Agamben batılı varoluş krizine de atıflar yapıyor yazdığı yazılarda. Orada biraz hakkını teslim edelim ama Covid'in politik aygıt tarafından kullanılma biçimindeki analizini çok şey görmedim. O anlamda Mustafa, sana katılırım. Benim de kastım politik aygıtın fırsat bulup da bunu bu halde kalıcı hale getirmesi değil. Ama şu var, biraz önce bahsettiğim gibi politik aygıt da dahil olmak üzere o aygıtlar network'ü, dispozitifi, paradigması, hangisini alırsanız, bütün bunlar topyekun varoluşumuza dadanıyor olabilir. Bu bazen kendini politik olarak gösterir, bazen başka bir yerden gösterir. Esas kaygım o anlamda, o derinde bir kaygı. Süre biterken sorular gelmeye başladı. Evet, hocam vaktimiz varsa belki bir iki Ümit Hocam'a da tekrardan eklemek istediği, sormak istedikleri varsa vereyim. 3-5 dakika için, ama yavaş yavaş toplayabiliriz. Ümit Hocam. Ümit Hocam, teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Yani ben
Bir ses gitti hocam. Ha, şimdi duyuyoruz. Ya, geliyor, geliyor hocam. Yani ben gerçekten çok beslendim bu konuşmadan. Uzunca bir süredir de yani bu konuları Feridun Hoca'dan tekrar dinleme fırsatım olmamıştı. Bir dönem çok yoğun konuşuyorduk, çok yoğun tartışıyorduk. Hocanın iyimser referansı da biraz o eski tartışmalara referansla oluşturulmuş bir şey. Tabii nihayetinde işte bir dünyadayız ve bu dünyada da yaşamaya devam ediyoruz. İnsanın geleceği ne olacak sorusu hep önümüzde açık duruyor. Eğer bilim adamlarının iddia ettiği gibi bizi bir makineye çevireceklerse bunun da bizim sorunumuz olmadığını düşünüyorum ben. Yani sonuçta bu insanı var eden varlığın meselesi olduğunu düşünüyorum. Yani bizi makineye çevirebilecek kadar da bir iradenin yine bize verilmiş olup olmadığını ayrıca tartışmak gerekiyor. Lakin şurası önemli. Yani hocanın belki ben hani şu noktanın altını çizmek isterim. Önemli bir şeyi ifade etti. Yani bilim aslında kendisini gerekçelendirmek için kendi başarılarından besleniyor. Bu 19. yüzyılın sonunda da böyleydi. 20. yüzyılın sonunda da böyle. Hani Habermas'ın böyle neredeyse kendimi bir önceki yüzyılın dönüm noktasında gördüm demesine şaşmamak gerekiyor. Gerçekten sanki böyle bir yüzyılın dönüm noktasında bir birikmiş bir atılımın bilim adına gerçekleştiği bir döneme geliyoruz. O bilimi de bilim adamlarının da hayat hakkında konuşma hususunda böyle biraz cesur hale getiriyor. Bugün işte bakın yani televizyonları açtığımızda mikrobiyologların, epidemiyologların işte hayat hakkındaki konuştukları çok cesurca, çok yani sosyolojiye, felsefeye, antropolojiye hatta dine çok da fazla ihtiyaç kalmadan bütün bir hayat hakkında konuşabiliyor, bütün bir hayatı şekillendirebiliyor. Bunda biraz da bilim ötesinde, bilimin yanında ya da bilime alternatif olarak hayat nizamları sunma, belirleme, konuşma noktasında diğer alanların çok fazla geride kalmış olmasının etkili olduğunu düşünüyorum. Yani din bile kendisini bilimle açıklıyor bugün. Ve bunu da bir başarı olarak görüyor. Kendisini ona nispetle açıkladığında felsefenin, psikolojinin, sosyolojinin zaten bu anlamda farklı bir iddiası olmuyor, olamıyor. Dolayısıyla bu anlamda bence bu anlam krizlerine dair belki de felsefeyi de aşan, felsefenin de ötesine geçen alanlardan bir takım argümantasyonların geliştirilmesi gerekiyor. En nihayetinde ben felsefenin kendisini de bu bilimsel alanın bir parçası olarak görüyorum. Feridun Hoca'nın bu ifadelerini böyle anlıyorum en azından. Yani bu uğraş içerisinden aslında alternatif bir şeyin çıkma imkanı çok fazla yok. Felsefe de bu işin bir parçası. Hatta günün sonunda o da bilimle birlikte kendisini meşrulaştıran, bilime eklemlenerek kendisini meşrulaştıran, onun açıklaması, onun detaylarını gün yüzüne çıkartmaya yönelik bir uğraşın bir parçası olarak kendisini meşrulaştıran bir alandan geliyor. Dolayısıyla hani bu anlamda belki doğrudan meselenin felsefe üzerinden bir hesaplaşmayla değil de bilim üzerinden bir hesaplaşmayla çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bilime yeni bir biçim vermenin, yeni bir tarz vermenin, yeni bir yön vermenin belki de bu hesaplaşmayı aşabilecek bir zemin kurabileceğini düşünüyorum ve yeni bir felsefenin de öyle ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. Bunu ayrıca belki detaylı bir şekilde konuşmak icap edebilir. Ben hocaya çok teşekkür ediyorum. Çok böyle ufuk açıcı, heyecanlandırıcı bir sunum oldu. Sanki bir tarih anlatısı anlatıyormuş gibi aktı ama derinlerinde bütün o süreç içerisinde şekillenen anlayışlara, kavrayışlara dair incelikli, nitelikli dokundurmalar bulunuyordu. Onları ayrıca tespit etmek ve her birinin üzerine detaylıca belki tekrar tekrar düşünmek, konuşmak icap edebilir. Evet, teşekkürler Lütfü Hocam. Süremizi 5 dakika açtık. 3 sorumuz var ama onlara girme vaktimiz olmayacak ne yazık ki. Hocamızı da Feridun Hocamızı da daha fazla. Sorular biraz ister istemez first come first serve diyor Amerikalılar. İlk soranların sorularını ele alabildik. Çok teşekkür ediyorum herkese. Feridun Hocam çok sağ olun. Çok besleyici oldu benim açımdan. Çok zevk alarak da dinledik. Eklemek istediğiniz, son olarak söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı hocam?
Ben teşekkür ediyorum sabrınıza da başta ve davetinize tekrar teşekkür ediyorum. Ömer Demir Hoca topa girmedi, ona da ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi gördüğünüz gibi. Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Herkese iyi akşamlar. Sabırla katıldığınız ve dinlediğiniz için çok verimli bir toplantı oldu. Tekrar teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.